Dünyanın Cazı. Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Bu akşam Dünyanın Cazı'nda her ay bir kere yaptığımız üzere Türkiye'ye uğruyoruz ve buradaki çok sevgili caz müzisyeni dostlarımızdan birinin yeni çıkardığı, fırından sıcağı sıcağına size ulaştıracağımız bir albümü dinliyor olacağız ve tabii ki bonus olarak da albümü çıkaran müzisyen dostumuzu programımızda konuk ediyor olacağız ki şu anda kendisi hattın öbür ucunda İzmir'den bizi aradı sevgili kontrbas sanatçısı Selim Gürcan bizlerle birlikte. Hoş geldin Selim. Merhaba Sanat. Nasıl gidiyor orada işler? Teşekkür ederim. Her şey yolunda gidiyor. Oh süper süper. Yaz da geldi artık. Tam böyle harika bir zamanda ki 11 Haziran çıkış noktası oldu albümünün. İyi bir zamanlama oldu. Hemen önden bir not düşelim. Albümün adı My Music Box. Efendim şu anda bütün dijital platformlarda yerini aldı. Hepsinden dinleyebilirsiniz. Ama bizdeki durum tabii ki daha ayrıcalıklı. Çünkü yanında bir track'imiz daha var. O da Selim Gürcan'ın kendi sesi ve konuşmaları ve bu albümün hikayesi olacak. Selim'cim heyecanla bekliyoruz şimdi parçalarını dinlemek için. Ama seninle daha önce tanışmamış dinleyicilerimiz de olduğunu farz ediyorum Açık Radyo takipçilerinden. O yüzden öncelikle mikrofonu aslında sana bırakmak istiyorum. Biraz kendinden bahsetmeni rica edeceğim. İşte müzik hayatına nasıl atıldın, cazla nasıl tanıştın ve cazın içindeki yolculuğuna başladın. Bugüne kadar senden ufak bir böyle hayat hikayeni rica edeceğiz. Tabii olur, çok sevinirim sanatçım. 1993 yılında Ankara'ya taşınmamla başladı müzik hayatım. Orada bas gitar çalmaya başladım. Ardından acaba bir müzik okuluna gitsem nasıl olur gibi bir düşünce uyandı bende. 16-17 yaşlarındaydım muhtemelen başladığımda. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde konservatuvarda keman yapımı bölümünü kazandım. Daha sonra o yıllarda bas gitar çalmaya başlamıştım. Çeşitli müzik tarzlarını sahne alarak icra etmeye başlamıştım. Ardından keman yapımı bölümünü kazandıktan sonra Eskişehir'de 4 yıl boyunca burada kaldım. Ve ardından keman yapımı okurken cello dersleri de verilmişti bize. Hı hı. Burada upright pozisyonda yayla çalınabilecek bir enstrüman çıktı karşıma. Ve bu benim için harika bir deneyimdi. Çocukluk hayalim olan kontrabas çalmak orada aslında biraz temellerini atmış oldu. Ardından okuldaki kontrabas odasına gidip hocalarımdan ya da kontrabasçı arkadaşlarımdan izin alarak belli zamanlarda orada çalarak vakit geçirmeye başladım. Bu sırada caz müzik hep vardı hayatımda. Aslına bakarsan yani her tarz müziği dinlerim ve hani ilgi gösteririm, nedir anlamaya çalışırım. Ama cazın başka bir yeri oldu benim hayatımda her zaman. Bas gitar çalmaya başladığım yıllarda da ilk karşıma çıkan albümler, müzisyenler. Hani Jaco Pastorius oldu örneğin. O beni çok etkilemişti bas gitara başlarken. Ardından Chick Corea oldu. Stanley Clark oldu. Buna benzer. Daha sonra Zakir Hüseyin'le tanıştım. Örneğin Hint tabla sanatçısı. Yani farklı şeyler. Ve bizim coğrafyamızda da çok değerli müzisyenler vardı. Aşık Veysel'den başlayabiliriz. Ardından beni etkileyen fazla sayı olmuştu örneğin. Bu şekilde gelişti. Okulluğum bitirdikten sonra İzmir'e yerleştim. İzmir'de çeşitli sanatçılarla çalışmaya başladım. Genellikle caz ve swing üzerine çalıştık. Amerikalı müzisyen Jesse Salinger
İzmir'e taşındıktan sonra onunla bir program esnasında biz tanışmıştık. Önce arkadaşlığımız başladı Jesse ile. Ardından aynı grupta çalmaya başladık. Yani onun projesi olan Timpan Band'de çalmaya başladık. Bu serüven bu şekilde devam etti. İzmir'e gelen İstanbul'dan ya da şehir dışından İzmir'e gelen müzisyenlerle de İzmir'de öncelikle tanışıp onlarla çalışma fırsatı yakaladım. Ardından onlarla işte Sibel Köse, Önder Focan, Can Tutu, Tolga Bilgin, Jesse Selengat gibi isimler. Daha sonra farklı şehirlerde de bir arada çalışmaya başladık. Hatta hatırlarsın biz Nardis Jazz Club'da sanırım Can Tutu projesini çalıyorduk ve Can Tutu vibrafonda, Önder Focan gitarda. Evet. Sanırım Burak Cihangirli davuldaydı. Evet, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve seninle o gün tanıştık. Hatta tabii, sahnede yer aldık seninle. Can'ın bir bestesine söz yazmıştın. Onu hatırlıyorum. Çok ya, yaş günüydü. Can Tutu'ya da çok sevgilerimizi iletiyoruz. Zaten Can Tutu'nun bir konseri oldu mu ben oradayım. Evet, eski dostlar. Evet. Seninle de tanışmamıza vesile olmuştu Can. Çok kesinlikle, selamlarımızı iletiyoruz kırklar eline. Tabii ki Can'ı çok seviyoruz. İşte seninle de örneğin orada tanışmıştık ve bu çok hoş bir şey. Artık çeşitli sahnelerde, çeşitli şehirlerde bir şekilde Türkiye'de müziğe devam ediyoruz, devam ediyorum diyebilirim. Yani genel olarak müzik yaşantım böyle başladı, devam etti. O zaman ben de hemen buradan şöyle bir not düşmüş olayım ki yolculuğun çok güzel. Yani kemandan başlıyorsun, en böyle bebek boyutundaki olan enstrümandan giderek cello derken kontrbasa doğru. Yani evet. Bebeği büyütmüşsün. Bu çok güzel de bir yolculuk ve hani keman yapımı altyapısından gelen bir müzisyen olman da çok büyük bir artı. Bizim İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda da Lütfiye büyüklerimiz, abilerimiz vardır orkestranın eski üyelerinden. Sizlerin artısı, yani keman yapımını ya da bir çalgı yapımını bilen insanın enstrümana dokunuşu çok daha farklı oluyor. Ki şöyle de bir not düşmek isterim tüm bu saydıklarının yanında. Selim gerçekten, hani programımızın süresine sığmaz diye hepsine girmeyeceğim konunun ama bizim Selim'le de bir takım müzikal projelerimiz, kayıtlarımız oldu. Selim gerçekten birlikte çalışması çok keyifli bir arkadaşımız. Hani sırf buradasın diye demiyorum, her zaman arkadaşlarımla da paylaştığım bir şey. Bazı müzisyenlerle hem dostluk hem de müzik ağına çok güzel gider. Sen de o dostlarımdan birisin. Yapıcısın, yaratıcısın. Sadece önündeki notayı çalmak değildir Selim'in hiçbir zaman derdi. Hep üretir, hep üzerine bir şeyler koyar. Şimdi bazı isimlerden bahsettin. Jaco'nun tabii adı geçiyor parçalardan birinde de. Sonra Chick Corea dedin. The Spirit'i dinleyeceğiz albümünden, My Music Box'tan. Orada da bir gönderme var. Aklıma Dave Holland'ın bazı kayıtları geldi. burada da çaldığımız. Aslında albümünü dinlerken, ki şimdi sizlerle de paylaşacağım, önden ben ufak bir dinleme yapmıştım. Böyle eski zamanlara gittim. Eski ustaların çıkardığı, hani nasıl derler, tarih değiştiren kayıtlara bir yolculuk gibi adeta. O çok da güvenli, güzel, keyifli bir yolculuk. Onların mirasını da öyle güzel kucaklamışsın ki kayıtlarında, ki albümünün adının hikayesine de geleceğiz ama hani kendi fikrimi söylemek isterim. Bir insanın dinlediklerinden oluşan bir kendi müzik box'ı oluyor hakikaten her zaman ve çok güzel bu fikir. İnsanın müzikal gelişiminde çok derinlerde bir kapalı oda oluyor orası. Sonra o odanın içinden bir şeyler çıkıyor. Nasıl bir kemandan başlayıp kontrbasa doğru böyle genişlemişsin ya. İşte sevdiğimiz parçalar da böyle çiçeği, o kökten, o tohumdan giderek filizler verip ağaçlara dönüşüyorlar içimizde ve senin bu kayıtlarında da o tohumların ilk
o filizlerini nasıl verdiğini o kadar güzel duyuyoruz ki sonraki müzikal çalışmalarını da merakla bekliyor olacağız. Ben şimdi sözü tekrar sana vermeden önce hemen albümünden biraz sırasıyla gideceğiz, hatta albümdeki sırasıyla gideceğiz. In Quarantine'i dinletmek istiyorum dinleyicilerimize. Senden bu parçanın kısa bir hikayesini alalım, sonra parçayı dinleyelim. Ne dersin? Tabii olur sanatçım, çok sevinirim. Öncelikle benim için düşündüklerin, fikirlerin, duyguların çok önemliydi. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Beni onur ediyor her zaman. Bunun dışında In Quarantine parçası nasıl oluştu? Son 1,5 yıla yakın zamandır hani evimizdeyiz, genellikle sahne hayatımız olmadı ve kapalı bir kutunun içindesiniz. Genel olarak böyle bir his vardı. Ve ben albümü yapma kararım aslında şöyle oldu. Hani bir albüm yapayım diye olmadı. Bu melodileri çalarken biraz önce bahsettiğin gibi o tarihsel yolculuk gibi, işte The Spirit örneğin, oradaki tablı ve onun üzerine çalınmış melodi sanki o yıllar önce dinlediğim Zakir Hüseyin'den geliyordu yani galiba. Buna biraz benzettim. Evet, ardından, evet Zakir. Ardından In Quarantine ile ilgili söyleyebileceğim şey şu olabilir. Aklımda dönen bir melodi var. Bu melodiyi çalmaya başladığımda bu ritmi de oluşturdum. Ritmimle birlikte çok iyi gitti. Ardından parçanın ilerleyen kısımlarında aslında buraya kadar olan kısmı gündelik hayatımızdı. Ama parçanın ortasında bir gerilim anı var. Bu synthesizer'ların olduğu özellikle bu bölüm. Bu bölüm aslında o bizim karantinada olduğumuz, sıkıntı içinde olduğumuz, anksiyete içinde olduğumuz dönemi yansıtan bir şey. Ve parçanın sonunda da aslında oradan biz tekrar çıkıyoruz. Yani muhtemelen o bulutlar dağılacak bir gün. Hani güneş açacak gibi bir şey vardı aklımda. O yüzden de parçanın ismi In Quarantine kendiliğinden oldu. Böyle ya, bir hikayesi var diyebilirim. O zaman hemen dinleyelim efendim. Selim Gürcan'ın My Music Box albümünden geliyor In Quarantine. Buyursunlar. Thank you.
Evet, sevgili Selim Gürcan'la birlikteyiz bu akşam Dünyanın Cazında. Biraz önce In Quarantine adlı parçasının bir açıklamasını yaptı ki Music Appreciation dersleri vardır, böyle müzik dinlemeyi öğretir, hem müziğin tarihi hem de ondan sonra müzik parçalarını nasıl analiz ederek dinleyeceğimizi öğretir. Adeta o derslerden bir sahne gibiydi senin bu tarifin. Selim, parçanın önce bir güzel, çok hoş, özet bir analizini sundun bize. Bu da bir ayrıcalık oldu. Genellikle sadece parçanın çıkış fikrini vesaire anlatırlar ama böyle bir parça analizi duymak da bir ayrıcalık oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek, çok sevindim ben de. Şimdi Alive'ı dinleyeceğiz albümden ama şöyle bir şey sormak istiyorum öncelikle. Yanında başka müzisyen dostların da var. Biraz onlardan bahsetmek ister miydin? Albüm bir bas gitar albümü. Bütün perdesiz basları ve perdeli elektrik basları home stüdyomda kaydettim. Bunun dışında albümde sadece Gnosian No 1 isimli Erik Satie bestesini Umut Tosunlar'la birlikte çalmak istedim. Bu eser benim çocukluğumdan beri hep izlediğim bazı filmlerde, kısa filmlerde, film festivaline gittiğimde orada jenerik müziği, bir televizyon programında da jenerik müziği olarak karşıma çıkmıştı ve hep hayatımda vardı. Çok güzel daha bir sonra bestedir de zaten. Çok gerçekten de çok büyüleyici bir yapısı var yani. Ben her zaman öyle hissettim ve bazen evimde klasik gitarımla akorlarını çalarak mırıldandığım oldu. Bazen piyano üzerinde azıcık çaldığım oldu. Daha sonra bu efekt pedalıyla birlikte, perdesiz basla birlikte Umut'la çalabilir miyiz fikri geldi. Ona danıştım. O da çok sevdiğim bir beste ve çok güzel olur dedi. Bu besteyi de stüdyoya giderek Umut'la birlikte aynı anda kaydetmeyi tercih ettik ve en güzeli. Bu kayıt da bu şekilde gerçekleşti. Yani ben çok severek kaydettim. Umarım izleyenler, dinleyenler de çok keyif alacaktır. Evet, şimdi önce bir Alive'ı dinleyeceğiz albümünden. Onun da belki ufak bir açıklamasını rica ederiz. Ardından da Erik Satie'nin hemen peşinden Erik Satie'nin Gnosian No 1 adlı kaydı gelecek. Alive ile ilgili bir iki söz senden alalım. Tabii ya, Alive şöyle bir yapısı var benim için. Parçanın bir ritmi yoktu. Serbest zamanlı bir parçaydı. O yüzden biraz daha içinde bazen hüzün, bazen mutluluk, bazen bir doğu sesi gibi, bazen bir batı sesi gibi şeylerin olduğu, duygu geçişlerinin olduğu, belki biraz hayatta kalmakla ilgili bir şeydi. O yüzden onun da ismini tercih ettim. Yakın zamanda İzmir'de gerçekleşen bir deprem vardı örneğin. O parçanın içinde bence o deprem de var. Ya da herkesin hayatında bazen olumsuz şeyler olabiliyor ama bir başka gün kalktığında kendini daha iyi hissediyor ve hayata sarılıyor. Buna benzer bir şey olduğunu düşünüyorum ben bu bestede. Bir nevi çivi çivi söker de demişsin sanki. Evet, evet, biraz öyle. Bir ufak yaşam hikayesi gibi bu ama bence herkesin hayatında olan bir şey galiba. Evet, o zaman hepimiz hala hayattayız diyoruz ve Selim Gürcan'dan Alive'ı dinliyoruz. Hemen ardından da az önce bahsettiğimiz bir Erik Satie klasiği olan Gnosian No 1'i Selim Gürcan ve piyanoda Umut Tosunlar'dan dinliyor olacağız. Buyursunlar. Thank you.
Thank you.
Evet, Gnosian No 1 de geldi şimdi albümde. Bilmiyorum sebebini, biraz otistik de bir yapım var sanırım. Böyle tekrarlayıcı şeyler, dokular çok hoşuma gidiyor. Bu tarz kendi kendine döne döne, perpetuum mobile diye de bir kavram vardır. Kendini böyle döndüre döndüre geliştiren bir sistemdir müzik kompozisyonu da onu da bazen birazcık hatırlattı. The Good Old Days diye bir parça gelecek. Çok hoşuma gitti. Selim'cim senden de bu parçanın ufak bir anonsunu alalım ve hemen dinleyelim. Tabii olur sanatçım. The Good Old Days benim üniversite yıllarımda violonsel çaldığım zamanlara aslında biraz denk geliyor. O yıllarda okulda violonsel eğitimi alırken bir taraftan da Bach'ın cello suitlerini dinlemeye başlamıştım. Yeni fark etmiştim o yıllarda. Ardından acaba bunu bas gitarımda çalabilir miyim tadında preludelerini ve suitlerini çalmıştım Bach'ın. O dönem muhtemelen çok etkilendiğim için Bach'tan buna benzer yakın böyle klasik formda belki bu melodiler vardı kulağımda. Onları bas gitarımla çalmak istediğimde sanırım kendiliğinden çıktı. Kendi içinde o zaman kontrpuntal yapısı da tabii kuvvetli demektir. Yani Bach'tan yola çıktıysan. Evet, muhtemelen beni çok etkilediğini söyleyebilirim. Evet. Şimdi bu bilgi iyi oldu. Bir dahaki sefere, ki şimdi hemen o bir dahaki sefer olacak, bu kulakla dinleyeceğim. Hep birlikte o zaman Selim Gürcan'ın bestesi The Good Old Days'i dinleyelim efendim. Buyursunlar. Şimdi Selim'cim, bas gitarınla sen bu albümü kaydettin. Tabii seninle biz hani kontrbas çaldığın okazyonlarda bir arada olduk. Kendi kayıt deneyimimizde de. Fakat bu basla evet, çok daha böyle doygun. Tabii bir yandan da ev stüdyosundan, çünkü kayıt yapılıyor. Çok daha doygun, çok daha bize yakın, hemen yanı başımızda konuşan bir insan sesi duyar gibi oldum. Senin için ilk, yani bu çıkış albümün neticede ilk albümünü bas gitarla, elektrik basla yapmak nasıl bir deneyim oldu acaba? Benim için çok keyifliydi. Her şeyden önce ilk başladığım yıllardan itibaren perdeli ve perdesiz bas gitar çalmıştım. Jaco Pastorius'un perdesiz bas gitarlarını dinlediğimde çok etkilenmiştim önceleri. Daha sonra Kamil Erdem'in perdesiz basları çok hoşuma gitmişti. İsmail Soyberk'in çaldığı baslar çok hoşuma gitmişti ve muhtemelen onların eserlerini, çaldıkları eserleri dinlerken onlardan çok şey öğrendim. Dolayısıyla perdesiz bas her zaman hayatımda oldu. Kontrabasta ve violonsel kontrabas çalabilmeme yardımcı olan şey de çok uzun yıllar önce
bunların etkisinde kalarak, bu bahsettiğim değerli müzisyenlerin etkisinde kalarak perdesiz çalmaya başlamam oldu. Ardından bu ses benim çok içselleştirdiğim bir sesti. Genellikle bu... Evet. Çok teşekkür ederim. Belli de oluyor kayıtlarda. Bu benim zihnimdeki düşünceler ya da kalbimdeki duygular ya da bunların ortak çıkış noktası oldu. Bunları içimde tutmak istemedim daha doğrusu. Bunları açığa çıkartmak istedim. İnsanlara ulaşsın istedim. Fikirlerim ve duygularım ve düşüncelerimi. Dolayısıyla bu şekilde başladı. Şimdi öncelikle bir tane şey gelecek. Şöyle bir kayıt gelecek. İçinde Zakir Hüseyin'in de esintilerini hissettiğimiz Hint ritimli bir parçam vardı. Spirit diye. Biraz onunla da ilgili bizi aydınlatırsan, ardından da seni çok etkileyen Jaco Pastorius'tan tabii esintiler ve tabii ona bir esintiler içeriyor demeyelim de belki de saygı duruşunda bulunduğun bir göndermeye kayıt var. Saygı. Evet, Dear Jaco var. Ama önce bir Spirit hakkında bize azıcık bilgi verirsen. Zakir Hüseyin çocukluk yıllarımda dinlediğim bir sanatçıydı. Ardından Nusret Ali Fatih Kağan isimli sanatçıyı da çok dinledim. Ve onların albümlerinden muhtemelen etkilenmiştim. Tabii bir de perdesiz enstrüman çaldığınızda Anadolu coğrafyasında biliyorsun ki bizim de coğrafyamızda bazen Hint ezgileri duyarız. Bazen bir türkü duyarız. Bazen benzer, bazen benzemez ama perdesizle çok rahat çalınabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen o yıllarda bu durumdan, bu müzisyenlerden çok etkilendim ve böyle ne zaman bir Hint ritmi duysam azıcık kapılıp üzerine bir şeyler çalmak istemişimdir açıkçası. Müzik programını kurcalarken bu tabla sample'ını bulmamla birlikte bunun üzerine çalmaya başladım o sırada ve ne kadar güzel oldu. Bununla ilgili bir kayıt mı yapsam acaba diye düşünürken bu şarkı kendiliğinden çıktı ve çok sevdiğim bir şey haline geldi. Çok da güzel olmuş hakikaten. Şimdi The Spirit'i dinleyeceğiz. Hemen ardından da Dear Jaco gelecek. Thank you.
Evet, Dear Jaco geldi biraz önce Selim Gürcan'ın çıkış albümü My Music Box'tan. Şimdi My Music Box'ın içine bir sürü güzel kayıtlar sığıştırdın Selim'cim. Hala tabii henüz tam anlamıyla sahnelere dönemiyoruz. Yani inşallah yakın zamanda döneceğiz ama bir müddet daha var gibi görünüyor önümüzde. Bu süreçte başka kayıt projelerinde var mı bizimle paylaşmak istediğin? Üzerinde çalıştığım eserlerim var, henüz bitirmediğim ama belki bir single olarak çıkartabilirim diye düşüncesindeyim. İkinci bir albüm muhakkak yapmak isterim. Bununla ilgili bazı fikirlerim var, yazdığım şeyler var. Peki şunu da sorayım sana Selim'cim. Tabii Umut Tosunlar seninle birlikteydi ama tabii bu albüme mutlaka katkısı olan başka dostların da olmuştur. Her ne kadar home stüdyondan kaydetmiş olsan da bizimle paylaşabilir miydin kimler acaba yol tabii, arkadaşların? Tabii sanatçım. Albümü bitirdikten sonra kayıtlarımı mix ve mastering yapmak üzere Alper Mat'a yönlendirdim. Alper Mat İzmir'de yaşayan bir sound engineer diyebilirim. Onun kulağına çok güveniyorum. O yüzden ona gönderdim ve o mixini, masteringini bana gönderdiğinde, yapıp bitirip tekrar bana gönderdiğinde çok güzel bir sonuç çıkmıştı ortaya. Daha önce de birlikte çalışmalarımız olmuştu. Bazı audio recordslarda, bazı albümlerdeki parçalarda. Ben çaldım ve o yönetti sesleri. O yüzden aslında bakarsan ortak güzel bir çalışma yaptık diyebilirim. Evet, çok temiz bir sonuç elde etmişsiniz. Çok teşekkürler, çok sevindim. Bir de harika bir fotoğrafın var, siyah beyaz. Evet, o fotoğrafı kim çekti onu da merak ettim. İzmir'de Blue Note Orkestrası ile birlikte çalıştığımız yıllarda sanırım bir Antalya konserinin sound check'iydi o. Perküsyoncu arkadaşım Serdar Kuruner o güzel fotoğrafı çekti. Evet, daha sonra o fotoğrafı silüet haline getirmeye karar verdik ve
albümün kapağı oldu. Ben çok severek kullandığım bir kapak oldu resim ya. Diyebilirim. Cuk'ta oturmuş yani. Sanki bu albüm için özel çekilmiş yani, öyle hissettiriyor. Duygusu, ışığı. Çok teşekkür ederim. Evet, tabii bu albümü bu programdan sonra da ayrıca açıp dinleyebilirsiniz. Kaydedebilirsiniz, playlistlerinize döndürüp döndürüp dinleyebilirsiniz. Tam o tarz bir albüm, o kıvamda bir albüm gerçekten. Şimdi biz de albümün son parçasına yer vereceğiz. Adı Brainstorming. Evet. Bu da albümün son parçasıydı. Artık albüm bitmek üzereydi. Ve biraz heyecanlanmaya başlamıştım açıkçası. Daha sonra bu beyin fırtınası başladı ve o sırada sanırım o akorlar ve onun üzerine gelen melodiyle birlikte böyle sevimli bir şey çıktığını düşünüyorum ben. O yüzden bunu da albümün son parçası, 7. parça olarak yayınlamaya karar verdik. Umarım dinleyenler de seveceklerdir sanatçım. O zaman akşamı bitirirken şimdi hemen bir brainstorming'i dinleyelim. Ondan sonra son kez geri döneceğiz efendim. Brainstorming, buyursunlar. Thank you.
Evet, biraz önce Brainstorming'i de dinledik ve sevgili bas sanatçısı dostumuz Selim Gürcan'ın çıkış albümü Music, My Music Box'tan bütün parçaları devirdik bu akşam. Selim, çok çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğun için, bizlerle bu sohbete dahil olduğun ve müziklerini bize anlattığın için. Ben çok teşekkür ederim sanatçım. Çok keyifliydi benim için seninle birlikte bu programı yapmak, bu programa katılmak benim için büyük keyifti. Çok teşekkür ederim yer verdiğin için. Ne demek? Şöyle de bir inancım var zaten. Bu şey gibi, bir kere program yaptık mı uğurlu geliyor böyle dünyanın cazı, müzisyenleri, ona çok inanıyorum. Sonra şakır şakır diğer albümler gelmeye başlıyor. Harika. Bir bakıyoruz üçüncü sohbetimiz için bir araya gelmişiz. O yüzden uğurlu da geleceğini düşünüyorum. Açık Radyo dinleyicileriyle buluştuğu zaman bu akşam parçaların sana inşallah radyoca güzel şans getirelim. Çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki buluşmamızda ikincisini konuşuyor oluruz. Çok sevinirim birlikte olmaktan. Aynen. Tekrardan. Aynen. O zaman İzmir'e çok sevgilerimizi, selamlarımızı ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Selim Gürcan'a geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Sonraki müzikal projelerinde ve tabii sahnelerimiz açıldığında doğrudan canlı canlı onunla müziğini paylaşmayı diliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Kendinize çok iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin, akıl sağlığınıza da cazla hakim olun ve hayata müzikle tutunmaya devam edin. Efendim, çok sevgiler ikimizden de, hem Selim'den hem benden sizlere. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Thank you.
Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.